أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الدرس السابع والستون 67 درس في استحباب مستحبتر طلاقة الوجه güler yüzle güler yüzlü olmak bir de vati bil kelami tatlı dilli tatlı kelam, tatlı sözlü olmak. Kâle Allahu Teala, Hazreti Allah Celle Celaluhu buyurdu ki: "Velau kunte, eğer şayet sen olsaydın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için." Tabi burada daha çok biz de bütün Müslümanlar için de giriyor. "Velau kunte, eğer şayet sen olsaydın fazzan kaba, galizel kalbi, katı kalpli, لَنْفَدُّ مِنْ حَوْرِكَ sen etrafından Müslümanlar dağılırlardı." Yani hulasa bütün insanlar etrafı için ne olması lazım? Tatlı dilli, kaba olmaması, katı kalpli olmaması lazım. Bu da Hazreti Allah Celle Celaluhu'nun bir rahmeti, merhameti olarak hem sallallahu aleyhi ve selleme hem de Müslümanlara bir merhameti olarak gönderdiği elçi bu şekilde. Katı kalpli değil, bir de kaba değildir. Ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "İttakun nâr, kendinizi ateşten, cehennemden muhafaza edin. Velev bi şikki temretin, velev ki yarım hurma dahi olsa kendinizi ne yapın? Ateşten koruyun." Demek ki burada sadakanın önemi ne kadar çoktur. Yani sadaka insanı ne yapıyor? İnsanı cehennemden muhafaza ediyor. Velev ki yarım da olsa. Femen lem yecid, eğer her kim bulamaz ise, yani yarım hurmayı da verecek durumda olamaz ise, febi kelimetin tayyibetin tatlı diliyle. Demek ki o tatlı dil sadaka yerine geçiyor. Zaten yani sadaka deyince ilk önce mali olarak aklına geliyor. Ama bulamayan için tatlı değil, güler yüz, efendim, yardım etme, yoldaki taşı kaldırma, bunlar hepsi sadakaya geçiyor. Ders-ü seminu ve sittun 68. ders fil nehyi nehy ediyor. Neyi nehy ediyor? Neyi yasaklıyor? Hani tabahudi, birbirine kızmak, nefret etmekten. Ve tahasudi, birbirini hasat etmekten. Bir de ve izel mümini, mümini eziyet etmenin yasak olduğu, haram olduğu ile ilgili ayet ve hadisler. Kâle Allahu Teala, Hazreti Allah Celle Celaluhu buyurdu ki: "İnnemel mu'minûne ihve." Muhakkak ki müminler kardeştir. O zaman kardeşliğin gereğini ne yapmamız lazım? Gereğini yapmamız lazım. Kardeşlik neyi gerekiyorsa o şekilde davranmamız lazım. Ve kâle teâlâ, Hazreti Allah Celle Celaluhu buyuruyor: "Em yahsudûne nâs, yoksa insanlar haset mi ediyor? Alâ mâ etâhumullâhu min fadlih, Allah-u Teala kendi faziletiyle ona ihsan ettiği, yani Resulullah'a ve Resulullah'ın yanındaki Müslümanlara ihsan ettiği o Yahudiler haset mi ediyor?" Yani o Yahudiler kendilerinden peygamber bekliyorlardı. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ne yapıyorlardı? Haset ediyorlardı. Yani haset çok pis bir şeydir. İnsanın amelini, hayırlarını yok ediyor. Ateş odunu yaktığı gibi haset de insanın hayırlarını yok ediyor. Ve kâle teâlâ, yâ eyyühellezîne âmenû. Hazreti Allah Celle Celaluhu buyurdu ki: "Ey iman edenler! La yeshar kavmun min kavmin." Bir topluluk bir toplulukta alay, dalga geçmesin. "Ase umulur ki," yani muhakkak ki, "en yekunu hayran minhum." O dalga alay edilenler vekid o edenlerden daha hayırlıdır. "Ve la nisa'un min nisa'in." Kadınlar da kadınlarla alay etmesin. "Asa en yekunne hayran minhunne." Umulur ki o alay edilenler de
alay edenlerden daha hayırlıdır. Ve la telmizu enfusekum. Kendilerinizi ayıplamayın. Ve la tenabezu bil alkab. Birbirlerinize lakap takmayın. Bismel ismul fusuku ba'del iman. İmandan sonra fasıklık ismi ne kötüdür. Yani Allah-u Teala insana imanı ihsan ettikten sonra bu şeylerden ne yapması lazım? Birbirlerine lakap takmaktan, tabii kötü lakap, birbirlerini ayıplamaktan, birbirlerine dalga alay etmekten ne yapması lazım? Uzak durması lazım. Bunlar imanın zıttı olan o fuskun alametidir. İşte bunu yapanlar ise kendi nefsine zulmedenlerin ta kendisidir. Bu yasakların bu yaptıklarından dolayı. Varama Şeyhan Ali Abdullah bin Amr, İmam Bukhari ve Müslim Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'dan rivayet ediyor. Kale sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki el muslimu Müslüman men selimen nasu, insanlar salimdir, insanlar emniyettedir, selamettedir. Neden? Min lisanihi ve yedihi, onun dilinden bir de elinden. Demek ki eğer birisi bizim dilimizden bir de elimizden eğer selamette ise, eğer çekinmiyorsa, hani bu kardeşimden ne diliyle ne de eliyle bana zarar gelmez. O nedir? O Müslümanlığın alametidir. Vel muhacir kimdir? Normalde hicret ediyor bir yerden bir yere. Ama buradaki mana men hecera me nehallahu anhu. Allah'ın yasakladığı şeyleri oradan hicret edip o helal olan yapılması gereken şeylere giden o da hicrettir. Nasıl ki zamanında sahabeler Mekke'den mükerremeden Medine-i Münevvere hicret ettiler. Orada dinini yaşayamadıkları olumsuzluklardan dolayı yaşayabilecekleri yere gittiler. Burada da Allah'ın nehyettiği, yapmayın dediği şeylerden hicret ediyor. Yapın dediği şeylere geçiyor ve onları uyguluyor. O da hicrettir, hicret odur. Bakar Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki La tebağadu, birbirinize buğz etmeyin. Ve la tehasedu, birbirinizi haset etmeyin. Ve la tedabaru, birbirinize sırt çevirmeyin. Ve la tekata'u, birbirinizle ilişkiyi koparmayın. Okunu ibadallahi ihvane, ey Allah'ın kulları, ihvan, kardeş olun. Ve la yahillu li muslimin, Müslüman için helal değildir. En yahcure ahahu, kardeşini terk edecek, onunla muhatap olmayacak, konuşmayacak. Fevka selâsin, 3 günden fazla. الدرس التاسع والستون 69. درس في فضل دعفة المسلمين وفقرائهم Müslümanların zayıf olan bir de fakir olanların faziletiyle ilgili. Yani bu Müslümanlar deniliyor ki fakir ile zengin arasında amelleri bir olsa dahi o fakir Müslüman o diğerinden daha önce cennete girecektir. Kâl Allahu Teala Hazreti Allah Celle Celaluhu buyurdu ki وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ غَدَاتْ sabah وَالْعَشِيِّ akşam الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ Rabbine dua ediyorlar. Sabah akşam dua ediyorlar. Onlarla beraber ne yap? Az bir nefse kesen de onun nefsini onlarla beraber sabret. Uzak durma. Onlarla beraber ol. Onlar ki yürüdüğüne vecehu Allah'ın rızasını talep ediyorlar. Ve la ta'du aynake anhum. Onlardan gözünü aynake gözünü anhum onlardan gözünü ayırma. Turidu ziynetel hayatel dünya. Ziynetül hayatü dünya. Dünya hayatının süsünü isteyerek
gözünü onlardan ayırma. Tabi yine burada yine muhatap ümmettir. Yani Kur'an-ı Kerim'de dönem dönem Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı Hazreti Allah Celle Celaluhu uyarıyor. Aslında o uyarıların muhatabı bütün ümmet de oluyor. Yani bu şekilde davranılmaması gerektiğini Allah Teala bize uyarıyor. وَرَوَى الشَّيْخَانِ اَنْ حَارِسْ بِنْ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ İmam Bukhari, İmam Müslim rivayet ediyor. Kimden? Harise bin Vehb'den. O Harise bin Vehb radıyallahu anh diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Diyordu ki sallallahu aleyhi ve sellem اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِاَهْلِ cennet. Size cennet ehlini haber vereyim mi? Cennet ehli kimlerdir? Cennete kimler gireceklerdir? Kimlerdir? كُلُّ ضَعِيفٍ ne kadar bir zayıf varsa mustad'afin mustad'af yani zayıftır. Zayıf insanlar tarafından da zayıf görülüyor. Mutavazi görülüyor. Halbuki de adamın ahlakı, huyu bu şekilde. Zayıftır. Mustad'afin, mustad'aftır. Zayıf olan ve insanlar tarafından zayıf görülen mütevazi mümin. Yani birincisinde sanki hakikaten kendisi zayıftır. Zayıf. Kendisi zayıftır, kuvvetsizdir. Bir taraftan da ikincisi ise mustad'af yani kendisi zayıf değil ama mütevaziliğinden dolayı zayıf görülüyor. Lev aksame alallahi la berrahu. Eğer şayet o adam bir şeyden dolayı yemin içse Allah Teala onu yeminini boşa çıkarmaz. Mesela örnek desek ki vallahi yarın yağmur yağacak. Allah Teala onu yalancı çıkarmamak için yarın yağmur yağar. Yani onun yemini, Allahu Teala onun yeminini, onun sözünü boşa çıkarmaz. Ela uhbirukum bi ehlin nar. Size cehennem ehlini haber vereyim mi? Onlar kimlerdir? Kullu utullin. Utul yani katı yürekli. Cevvazin kibirli. Müstekbirin kibirli, cevvazinde hilekar kimsedir. Bunlar da nedir? Cehennem ehlinin vasıflarıdır. Kullu utullin ne kadar katı yürekli, cevvazin hilekar, müstekbirin kibirli. Allah muhafaza etsin. Cezakumullah.